Genç Yağ'dan selamlar arkadaşlar. Yeryüzünde iyiliğin yayılması için din, dil, ırk ve renk gözetmeksizin her türlü canlıya ve insana yardım etmeye çalışan ve bu çerçevede faaliyet yürüten çok değerli konuklarımızı misafir ettiğimiz programımızın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, i̇kinci bölümümüzde konuğumuz İnsan İzi Derneği kurucularından Umut Sarıkaya bizimle beraber olacak. Hoş geldiniz abi nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim sağ olun siz. Biz deyiz, hamdolsun. Ee, öncelikle sizi bir tanıyalım. Evet. Umut Sarıkaya kimdir? Evet, Umut Sarıkaya, <laughs> İstanbul doğuma büyümeli, Sinoplu, üniversiteden e, tasarım mezunu, bir kardeşiniz, bir arkadaşınız diyelim. Ee, peki, e, yani Afrika ile Afrika'da yaptığınız çalışmalarla biliniyorsunuz daha çok, evet. ee, işte sosyal medyada. Sizi takip eden evet. bir kitle var evet. ee, ve gerçekten hani Afrika'da çekilmiş o görüntüler, fotoğraflar yani e, her renkten insanın hoşuna giden şeyler evet. aslında. E, sizin de böyle bir tecrübeniz var. Yani neden Afrika? Size o evet. Afrika hayalini veren şey neydi? Ondan bahsedebilirsiniz mi? Ee, öncelikle programa davetiniz için teşekkür ediyorum. Yani sohbet esnasında da öncesinde de e, ismin çok anlamlı ve çok ağır bir yükün olduğunu ifade etmiştik. Aslında e, sosyal medyada herkesi etkilemesinin tek sebebi var. Çalışmalarımızın veya Afrika'nın ruhumuza hitap ediyor olması. Ben yaklaşık 8-9 yıl önce insani yardım faaliyetlerindeki çalışmalarımıza e, Lübnan'da başladım. Lübnan'a gittim. Tabii ilk yurt dışı yani... Ee, İnsani Yardım Organizasyon'daki ilk tecrübem Lübnan'dı. Oraya gittiğim zaman tabii böyle ya biz buraya niye geldik? Burada beş yıldızlı oteller var. Burada işte insanların hayatlarını devam ettirdiği çok güzel bir hayat var. Turistik bir bölge derken. Daha sonrasında Sabra Şatilla kampiyonunun, çadırların, insanların yaşadığı yerlere gittim. Ve aslında orada hayata, olaya, insana bakışım değişti. Evet. Daha sonrasında da e, Somali'ye gittim. Lübnan'daki seyahatten sonra Somali Peki, oldu. Bu kaç yaşınızda? Lübnan'a mesela kaç yani, yaşında e, Şey 20 yaşında falan yani 19-20 yaşında falan evet. gittim. Ardından Somali'ye geçtim. Lübnan'a gittiğiniz zaman coğrafya az çok bize uygun, yakın. insan e, hem fiziken hem ten rengi olarak bize yakın ve... Ee, iyiliği yayma noktasında orada çalışmalar kıymetli olsa da coğrafya beni böyle yüzde yüz etkilemedi. Fakat ondan sonraki seyahatim benim Somali oldu. Evet. Somali'ye gittiğim zaman bir gördüm ki yani şey şimdi uzay fotoğrafları paylaşıyorlar, galaksiler fotoğraflar, çok farklı bakış açıları, çok farklı söylemler karşımıza evet. çıkıyor. Afrika'ya bir gittim ve benim dünyam değişti. Bu dünyada gördüğümüz veya bu dünyada bize gösterilen hiçbir şeyin orada olmadığını gördüm. Havalimanına indiğiniz andan itibaren hayatın, coğrafyanın, insanın, sıcaklığın, ten renginin, dilin her şeyin yüzde yüz değiştiğini gördüm. Ve evet. tüm bunların yanında oradaki insanların hayat enerjisi, oradaki insanların samimiyetinin maalesef her türlü imkanı bizim elimizde olmasına rağmen, bütün e, nimetlerin şu anda bizim elimizde olmasına rağmen ne kadar şükürsüz olduğumuzu ama oradaki insanların gülümsemek için sadece sebepler aradığını gördüm. O yüzden Afrika hem coğrafya bakımından hem insan hikayeleri bakımından beni çok etkileyen bir nokta. Evet e, peki şu dikkatimi çekti. Şimdi hani bizim ruhumuzdan bir şeyler var. Evet. Hani bir şey dediniz yani. Aslında bizim derken yani insanın doğasından doğası, evet, bahsediyoruz. Yani. Evet. Çünkü e, bilirsiniz hep şey deniliyor. Hani insanlar kılık kıyafetiyle bir mekanda karşılanır ama fikirleriyle, düşünceleriyle, ruhuyla, sözüyle, muhabbetinin tadıyla uğurlanırlar. Kılık kıyafet 5 dakika yakışıklılığımız, saçlarımız her şeyimiz 5 dakikada insanı bitirebilen bir şey. Ama bir söz bir insanın hayatını değiştirebilecek bir şey. İşte Afrika'daki gördüğümüz bizi oraya bağlayan aşk, bizi oraya ait hissettiğimiz kısım bizim maddemize değil, aslında manamıza evet. hizmet ettiğinden dolayı. Çünkü Afrika'ya gittiğimiz zaman hem bizi izleyenler, hem sizin tecrübeniz de vardır. Coğrafya çok zor bir coğrafya. Sıcaklığı, çalışma şartları, yaptığınız hizmet, yattığınız yerler yediğiniz yemekler tüm bunların karşılığında sadece bir çocuğun gülmesi o sizin üzerinizdeki bütün yorgunluğu alıyor. Bir çocuğun gülmesi veya sizin bir Somaliliye, Beninliye, sizin bir e, Mogadişliliye sarılışınız, oradaki insanı sadece insan olduğu için gördüğünüzdeki insanın yüzünde bıraktığınız tebessüm bütün yorgunluklarınızı alıyor, götürüyor. O yüzden Afrika insanın ruhunu doyuran bir nokta. Eyvallah. O zaman tam bu, bu noktada şu soruyu sorabiliriz. E, Afrika'da çocuk şenliği hayaliniz vardı ve evet. bunu gerçekleştirdiniz. Evet. E, bunun sonraki süreci nasıl devam edecek ve e, işte dediniz mesela bir çocuğa sarıldığınızda hissettiğiniz ya da onun evet. gülüşünü gördüğünüzde hissettiğiniz. Yani size zaten bu hayali kurduğuna da muhtemelen bu duyguların yoğun evet. bir yaşama isteği arzusuydu. Yani bundan bahsedebilirsiniz. İlk ne zaman oldu bu çocuk şenliği ve İleriki zamanlarda daha büyük çaplısı düşünülüyor mu? Evet. Ee, bölgeye gittiğiniz andan itibaren işte Lübnan'a gidiyorsunuz, bir farkındalık oluşturuyorsunuz kendi hayatımıza dair. Öncelikle ben şunun altını çizmek istiyorum. Bugün biz insan olarak, kubile olarak, umut olarak Afrika'ya yardım yapmıyoruz. Biz kendimize yapıyoruz. Evet. Bir gün Instagram'da soru-cevapta veya böyle bir sohbet esnasında bana senin Afrikan neydi diye sordular. Ben üç gün üzerine düşündüm. Hı. Aslında biz kendimizi arıyoruz. Bakın yaptığımız hiçbir çalışma bugün 100 bin tane koli göndersek Afrika'yı doyurabilir miyiz? Mümkün değil. 10 milyon kurban kessek Afrika'yı doyurabilir miyiz? Doyuramayız. Tek amacımız hani ruhumuzu güzelleştirmek ve bu dünya içerisinde güzel iyilikleri büyütebilmek. Eğer öldüğümüzde de yaratıcıya anlamlandırabildiğimiz, anlatabildiğimiz birkaç güzel, anlamlı ve onurlu hikaye biriktirebiliyorsak ömrümüz boyunca bizim için kıymetli olan heybemizde biriktirebildiğimiz şeyler bu diye düşünüyorum. Tüm bunların yanında her gittiğimizde yaptığımız çalışmalarda biz ee, bir farkındalık kazandık şahsen ben, bir fikriyat kazandım dünyaya dair duyduğum cümlelerin anlamlarını o zaman idrak edebildim. Bugün Instagram'da eğer paylaşmasını bilirseniz ekmeği yemekten daha kıymetlidir ekmeği paylaşmak sözünü biliyoruz, duyuyoruz ama anlamlandıramıyoruz. İşte o ruhani kısımda paylaşabiliyorsak biz o zaman o söz bir anlam ifade edebiliyor. Daha sonra düşündük, taşındık ve dedik ki yine böyle bir çay sohbetinde ya sadece çocuklar üzerine kurban yapıyoruz, yetimlerimizi giydiriyoruz, işte sadakalarımızı dağıtıyoruz, gıda kolilerimizi dağıtıyoruz, temiz su kuyular için su kuyuları açıyoruz. Tüm çalışmaları, bölgesel kalkınma çalışmalarını yapıyoruz. Tüm bunların yanında da ya dedik ki acaba sadece çocuklar için bir proje organize edebilir miyiz dedik ve Afrika Çocuk Şenlikleri diye bir projeyi hayata geçirdik. 2019 yılın 2020 yılında, hmm. 2019'da projesini yazdık. 2020 yılında Tanzanya'da 500 yetim kardeşimizin katılımıyla bir Luna Park'ta gerçekleştirdik. Neden? Çünkü bugün çocukluğunuzda yaşadığınız hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Bu kardeşlerimizin hepsi yetim ve biz Afrika'nın geleceğini bu kardeşlerimizle değiştirebileceğimize inanıyoruz. Hı. Bu kardeşlerimiz maalesef hayatlarında hiç atlı karıncaya bilmemiş, hiç çizgi film karakteri görmemiş, patlamış mısırın, dondurmanın belki tadına dahi bakmamış onlara ulaşması çok zor insanlar. Biz de onların bu Afrika Çocuk Şenlikleri büyük bir proje. Hem bir iki gün boyunca onları eğlendirebileceğimiz etkinlikler hem... Maddi imkansızlıklardan dolayı okulunu bırakan kardeşlerimizin tekrar okuluna dönmesi, kılık kıyafet yardımı, kırtasiye yardımı gibi Hı. sadece içinde çocukların, yetimlerin olduğu bir e, projeyi organize ettirdik. Bir hafta önce de ikinci geleneksel Afrika Çocuk şenliklerini Burkina Faso'da yine Çok bir parkta 200 öğrenci yetim kardeşimizin katılımıyla beraber oyunlar oynadık, yemekler yedik, sohbetler söyledik. Ee, çok güzel bir organizasyon yaptık. Baktık ki ihtiyaç sahibi veya yetim sadece Afrika'da yok. Şimdi Asya çocuk şenlikleri, Avrupa çocuk şenlikleri, Orta Doğu çocuk şenlikleri çok. ve Afrika çocuk şenlikleri olarak Allah nasip ederse tüm kıtalarda sadece çocukları, yetimleri hayal edebileceğimiz, onlarla beraber ben Afrika çocuk şenliklerini projelendirirken. Böyle sosyal medyada falan videolar izliyoruz. Ee, bir arabaya işte projeksiyon cihazımız, jeneratörümüz, ondan sonra patlamış mısırımız, palyanço kıyafetlerimiz, balonlarımız, şekerlerimiz, meyvelerimiz, yemeklerimiz doluşacağız. Hiç elektrik olmayan bir köyde hmm. bir akşam kır düğünü gibi o köyün Çok meydanını güzel. süsleyeceğiz. Ve oradaki kardeşlerimizle, oradaki ee, çocuklarla beraber çizgi film seyredeceğiz. Oradaki çocuklarla beraber oyunlar oynayacağız. Şimdi bunu Luna Park'ta gerçekleştiriyoruz. Ee, Afrika Çocuk Şenlikleri'nin içerisinde böyle bir kır düğünün mantığında bir köye konuk olma da devam edecek. Sadece Afrika'da değil artık dünyanın tüm coğrafyalarında bu programı organize edeceğiz inşallah. Evet, çok güzel. Ee, peki şunu mesela bir takipçi gözüyle baktığım zaman merak edilen şeylerden birisi o kadar yere gidiyorsunuz mesela. Onların dilini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız yanınızda her zaman bir tercüman oluyor Hiç Hiçbir önemi yok. En çok sorulardan bir evet. tanesi. Bakın bugün Afrika'da 70-80 tane yerel dil konuşuluyor. Evet. Bir tane tercümanla evet. çözüyorsunuz. Evet. Bizim meselemiz dille değil gönülle. Evet. Biz gönüllerimizi konuşturduğumuz zaman, Aynı yaratıcıya inandığımız zaman zaten gözlerimiz konuşuyor. Sarıldığımız zaman dile gerek yok. Zaten hal diliyle belli oluyor evet. mesela. Videolar falan da atıyorsunuz evet. ya da işte Afrika'da başka faaliyet yürütenlerin videolarını vesaire izliyoruz. Yani aslında ortada birbirini anlamayan iki insan var ama çok eğleniyorlar, evet. gülüyorlar. Yani ne söylediğini mesela. Gerek yok ki. Evet. Bugün Afrika'daki bir insana maalesef bugün Avrupa Avrupa dediğimiz sömürü devletler Hala bugün Afrika'yı şey yapıyorlar, sömürüyorlar. Çünkü onların e, kısa, orta ve uzun vadeli planlarında Afrika'yı bir e, kendilerinin yükselişi için bir basamak olarak görüyorlar. Bugün evet. Afrika yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla dünyanın en zengin kıtası. Evet. Ama maalesef bugün e, su, temiz içme suyundan dolayı yüz binlerce ölüme, yüz binlerce hastalığa maruz kalan bir yer tüm bunların yanında bir beyazın renk olarak hiçbir beklenti karşılamadan, hiçbir beklenti içinde olmadan, onun tarımına, onun hayvancılığına, onun yeraltı kaynaklarına dokunmadan sadece insani duygularından dolayı sarılması, sadece insani duygularından dolayı onunla beraber bir gün geçirmesi, eğlenmesi o insanın hayatı boyunca unutamayacağı bir anı bir hikaye. Karşılık beklemeden. Karşılık beklemeden. Çünkü bugün maalesef adına ne derseniz deyin çok büyük misyonerlik çalışmaları var. Suyun bulunamadığı, internetin olmadığı, elektriğin olmadığı köylerde neler yapıyorlar biliyor musunuz? Geliyor bir tane su kuyusu açıyor. X bir devlet, X bir vakıf. Sadece kendi dinine mensup olan insanlara bir çipli kart veriyor. Onlar sadece o evler su alabiliyor o su kuyusundan. Hmm. Sen benim dinimden değilsen, sen benim gibi düşünmüyorsan, sen benim fikriyatıma karşıysan ölmeye mahkumsun. Zihniyetini maalesef yerleştirmişler. Bakın internetin olmadığı, elektriğin olmadığı bir yerde çipli su kuyusu yapıyorlar. Ve kendi dinlerine, kendi zihniyetlerine hizmet edecek insanlara onu mükafat olarak gösteriyorlar. Ve insanları oraya zorluyorlar. Tüm bunların yanında biz her şeye rağmen kimin dili, dini, rengi, mezhepi, osu, busu, şusu bundan hiçbir evet. önemi yok. Biz kendimiz için sadece oraya iyiliği ulaştırmanın derdinde oluyoruz. Evet. Cemil Meriç bir e, kitabında şöyle diyor mesela iyilik yapan karşılık beklediği an tefecidir diyor. Evet. Ee, aslında hep batının oralarda yürüttüğü evet. şeylerin hep. Ticaret şeyleri şey yapmıyoruz. Dedi. Bunun evet. ticareti olmaz. Evet. Veya e, hani ki gelirken bir sözüne denk geldim. Diyor ki son insan hani adını bilen son insan öldüğünde aslında hiç doğmamış olacaksın. Hmm. Bizim sadece burada hmm. Adlarımızın, logolarımızın, onun boyun hiçbir önemi yok. Kesinlikle. Biz sadece ruhumuzu güzelleştirmenin ve bu dünyayı anlamlandırmak için bize gösterilen dünyanın dışındaki dünyaya uyanmak için bir çalışma sergiliyoruz. Yoksa bugün her Allah var, onların yaratıcısı. Bugün bizim götürdüğümüz yardımlarla oradaki insanlar maalesef bazı arkadaşlarla bazı kardeşlerimle konuşuyoruz kibre veya çeşitli sıkıntılı cümlelere, onların Allah'a var ve onlar bize muhtaç değiller. Biz onlara muhtaçız. Evet. Onların bize hiçbir muhtaçlığı yok. Biz onlara muhtaçız. Böyle. Evet. Ee, şimdi şunu da sorabilirim. Çocuklardan bahsettik. İşte çocuk şenlikleri düzenliyorsunuz. Evet. O çocuklara dair bir umudunuz olduğunu da söylemiş oldunuz aslında. Tüm yani Afrika'nın geleceği diyoruz tüm umudumuz Peki, çocuklar. Yani bu nasıl sağlanabilecek? Evet. Yani şimdi orada çok güzel. Tamam işte mesela Türkiye'deki vakıfların işte bizim vakfımızın da orada yaptırdığı liseler, Afrika kıtasında liseler evet. var, ilkokullar var, yetimhaneler var. Hani bir şekilde dininden sapmadan e, eğitim alabilmelerini sağlamanın yolları aranıyor. Yani oradaki okullara bırakırsak bu işi biz hepsine sahip çıkamazsak oradan yetişen çocuklar nasıl Afrika'nın geleceği olacak? O yüzden her çocuğa sarılacağız. Her çocuğa dokunacağız. Daha az uyuyacağız. Daha az belki bu dünyada kendimize zaman ayıracağız ama zaten insanın hayatında bir çizgi var. Ya bu dünyaya ait olacaksın. Bu dünya seni esir alacak, teslim alacak veya sen bu dünyaya baş kaldıracaksın. Hani yeneceğim seni İstanbul diye gelenler var ya evet. ya da bu dünyayı biz yeneceğiz. Neden? Çünkü her geçen gün sistem bencilliği ve sen değerlisin kardeşim. Senin dışında bakın psikoloji sayfalarını evet, takip edin. Düşünmesin. İşte öz sevgi tamam mı? Evet. Sadece sen değerlisin. Hataların elbette böyle. Ama bu dünyaya vurdum duymazlık manasına evet. gelmiyor. Veya bir insanı kabul etmeme manasına gelmiyor. Peki biz ne yapacağız? Biz ben işte insan izi derneği olarak sen İHH olarak bir başkası X olarak bir başkası X olarak on binlerce koli göndererek mi veya bizim torunlarımız, torunlarımızın torunları sürekli Afrika'yı böyle mi şey yapacağız, besleyeceğiz? Hayır. Biz şu anda, ben geçen haftalarda bir video izledim. Avrupa devletlerinin bunların nasıl ders okuttuklarını diyor ki adamlar, Afrika'yı şu an bu şartlarda bir sadece ham madde üreticisi olarak, hiçbir refah seviyesi sağlamayarak, Bunları bu halde tutmak için var gücümüzle çalışacağız. Bütün kurumlarımız, bütün vakıflarımız Afrika'nın fakirleşmesi için elinden gelen her şeyi yapacak. Onları uyandırmamak için, onların bu sömürü zihniyetine devam etmesi için her şeyi yapacağız diyorlar. Bunları ders olarak okutuyorlar. Vakıfların, derneklerin misyonları bu. Şimdi biz de buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki biz olduğumuz sürece sizin bu oyununuzu bozacağız. Biz sizden daha az uyuyacağız. Sizden daha fazla çalışacağız. Biz bir adım atacağız. Ve diyeceğiz ki kardeşim siyahın beyaza beyazın siyahı hiçbir üstünlüğü yok. Ben senin sömürünü artık kabul etmiyorum. Nasıl yapacağız bunu? İşte bu çocuklarla beraber yapacağız. Bu yetim kardeşlerimizle beraber yapacağız. Bunların eğitimlerini sağlayarak yapacağız. Biz şifa masaları ve yetim masaları kuruyoruz bir yetime bakmak, bir çocuğa bakmak çok kıymetli. Ama nasıl Türkiye'de, nasıl dünyanın farklı coğrafyalarında hepimizin olduğu gibi psikolojik sıkıntılar, çocukluktan gelen sıkıntılar varsa yetimlerin daha büyük sıkıntıları var. Annesi olmayan, babası olmayan, bugün Türkiye'de olan tecavüz, şiddet, kötü insanlar Afrika'da yok mu? Var. İnsanın olduğu her yerde var bunlar. O zaman biz şunu yapmaya hedefliyoruz. Sen yetim olabilirsin. Bugün Peygamber Efendimiz de yetimdi. Ama iman ediyoruz. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Psikolojik olarak, pedagojik olarak Türkiye'deki bizim psikologlarımızla ve pedagoglarımızla oradaki partner kuruluşumuz hepsinin reçetesini, hepsinin karnesini çıkartacak. Hepsini tedavi altına alacağız. Hepsini yeni bir dünya kurma, yaşanabilir bir dünya kurma idealiyle büyüteceğiz. Neden? Çıktığında hani Twitter'da şey meşhur oldu. İşte bir Os e, mı bir üniversitede nasıl başladı nasıl gidiyor diye bir evet. şey vardı ya. Oradaki kardeşlerimizin hepsine bu fikri altyapıyı sağlatacağız. Neden? Çünkü sen bu ülkede başbakan olabilirsin. Sen bu ülkede cumhurbaşkanı olabilirsin. Dünya sadece Burkina Faso'dan, Benin'den, Somali'den, senin doğduğun köyden ibaret değil. Türkiye için de aynısını söylüyorum. Buradaki kardeşlerim için de aynısını söylüyorum. Sadece Hayat Fatih'ten, Beşiktaş'tan, Bağcılar'dan, Konya'dan ibaret değil. Bize gösterilenin dışında bir dünya var. Kesinlikle. Ve biz uyandırılmak istenmiyoruz. O yüzden bu dünyadaki sistem bizi uyandırmamak üzerine kurulu. Ve bu çocuklarla beraber biz Afrika'nın kaderini değiştirmeye inanıyoruz. Hı. Onları da inandıracağız. Onların psikolojik altyapılarını hazırlıyoruz. Onları e, güçlü, kalkınmış bir Afrika'nın geleceği ve umudu olarak görüyoruz. İnşallah. Aslında burada işte biraz konuşulması gereken konu da şu şimdi hani Türkiye'deki gençlerden de bahsettik. Evet. Ee, yani ufuk genişliği lazım biraz. Biraz daha ufuklarını genişletmeleri lazım. Evet. Ee, dediğiniz gibi yani dünyayı sadece buradan ibaret sanıyor olabilirler. Yani istatistiklere göre işte bu sivil toplumlara gençlerin katılımı çok düşük mesela. Hani evet. Bu noktada şunu sorabilirim. Hani siz işte 20 yaşınızda Lübnan'a gidip orada bu şeylerle tanışmışsınız. Evet. Yani bunun Tadından bahsedebilir misiniz biraz ya bu toplumsal katkı sunmak için mücadele bu etmek bu o kadar tatlı bir şey ki dedim ki ben hayatımı vakfettim artık o tadı alanın hani başka bir arayışı olmuyor çünkü biz bu hayatta sadece ruhlarımızı doyurmak için varız Hı. neden hatıralarımız veya neden her geçen gün dünyadaki sıkıntılar büyüdüğü zaman bizi hikayelerimiz geçmişe götürüyor? Neden hep eski Ramazanlardan bahsediyoruz? Neden ailelerimiz hep eski hikayelerden bahsediyor? Çünkü o zaman madde bizi bu kadar teslim almamıştı. Bugün 500 metrekarelik evlerde oturuyoruz, 200 metrekarelik evlerde oturuyoruz ama gönül darlığı çekiyoruz. Bugün en lüks restoranlarda yemek yiyoruz ama iştahlı bir şekilde yemiyoruz. Bugün en lüks arabalara biniyoruz ama şükredemiyoruz. Hepimiz aynı yollardan geçiyoruz. Otobüse bindiğimiz zaman ya bir Şahin Kartal olsun yeter ki şu soğukta beklemeyeyim diyorsun. Allah bir Şahin Kartal veya onun daha yüksek bir araba şey yapıyor. Ya diyorsun ki bunun acaba daha büyük ekranlı olanını alabilir miyiz? Evet. Allah onu sana nasip ediyor, sonra diyorsun ki ya acaba trafikte kalıyoruz, bir uçağa gücümüz yeter mi? Sonu yok ki bunun. Evet. İnsanda da böyle. Eğer kendimizi Doyumlu durduramıyorsak, kısmı. maalesef bu hayatı sadece 10 yıl kredi ödeyerek bir daire sahibi olmaya, 20 yıl kredi ödeyerek Köydeki evimize bir yazlık yaptırmaya adayabiliriz. Ama şimdi şu da var mesela hani öyle insanlar da var gidip sorsam mutlu mesela. Mutlu e? değil. Yani mutlu olduğunu zannediyor evet, belki. Evet mutlu ya işte olduğunu zannediyor. Ruhunu o işte maddi şeylerle doyurabiliyor belki. İşte aslında bakın araştırmaları inceleyin. Eğer bir insan depresyondaysa çok alışveriş yapıyordur. Evet. Eğer bir insan depresyondaysa kaçacak bir yeri vardır. Tamam mı? Maddeyle. Çünkü mutluluğu o manada değil sadece maddede. O onun hikayesidir. O öyle mutlu olduğunu zannediyordur. Ama bazı şeyler maalesef bu dünyada pandemi buna çok yaradı. Öze dönüşte, sorgulamakta evet. ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz abi biz? Bugün milyarlarca insan her sabah saat 8'de kalkıp akşam 5'e kadar birilerini zengin etmek için çalışıyor. Dünya çarkını döndürmek için çalışıyor. Oturup düşünüyor muyuz biz? Ne yapıyoruz? Bugün Instagram'daki köy evini beğenmeyi biliyoruz. Hepimiz 300 400 daireli sitelerde oturup yan komşusuna selam vermeyen insanlar haline gelip sosyal medyadan iyilik yaymaya çalışıyoruz. Asansörde birbirimize selam vermiyoruz. E, ee, Instagram'daki köy evi bize çok tatmin edici geliyor. Karavanda yaşamak fikri şu an çok cezbedici. Evet. Peki sonuç? Ben takip ediyorum. Adam 100 bin liraya bir karavan yaptırmış. Aylık sadece 3 bin lira harcıyor. Evet. E bugün sen aylık 10 bin lira harcıyorsun. Mutlu değilsin ama o karavandaki evet. adamın hikayesine evet. özeniyorsun. O Kesinlikle. zaman burada sen samimi değilsin. Evet. Aradığın evet. şey başka. Ve en önemli kullanılan cümle şu an zaman değil hiçbir zaman zamanı gelmeyecek. Hocam 20 yaşında neyse 50 yaşında da aynısı olacaksın. Evet. Bu hikaye sadece Afrika ile başlamıyor. Hani biz bu teşkilatlarda ben 4. sınıfta 25 kuruş aidat vererek başladık biz bu hikaye. Sadece aidet, aidiyet duygumuzun gelişmesi için bizim verdiğimiz paralarla ne oluyor? 25 kuruştan versen de olur, vermesen de olur. Sadece bu bilinçle yetişmek. Bugün bana yüzlerce mesaj geliyor. İşte biz de Afrika'ya gelmek istiyoruz. Afrika'ya gelemezsin kardeşim. Eğer yan komşuna selam vermiyorsan, eğer yan komşun yatağı aç girip uyuyorsa ve bundan haberin yoksa, Afrika senin için sadece Instagram'dan ibaret olur. Evet. Sadece sen, dedenin alimliğiyle övünebilen bir insan noktasına evet. veya benim kalbim temiz ya veya şu an zamanım değil şu an işlerimiz çok bozuk veya işlerimiz çok yoğun yetişemiyoruz sen devam et. Çünkü bunun hiçbir zaman sonu gelmeyecek. Şeytan hiçbir zaman doğrudan bir şekilde bunu yapma şunu yapma demez. Her zaman tatlı bir şekilde yaklaşıyor. Şimdi zamanı değil çok güzel bir yaklaşım tarzı. Benim kalbim temiz, çok güzel bir yaklaşım tarzı. Ama maalesef uyandıracağız, koşacağız, daha çok çalışacağız. Ee, bu hikayeleri, anılarımızı büyüteceğiz ve ben e, çok umutluyum. Türkiye çok büyük bir hazine. Çok güzel, çok değerli insanlar var. Çok iyi işler başaracağımızdan çok umutluyum. Evet, bir de şu var mesela... E... Şimdi mesela insanlarda öyle bir Afrika popülerliği de var. Yani ha. işte görüyorlar, özeniyorlar vesaire. Ya şimdi diyor ki mesela mesaj atıyorlar işte bize de atıldı oluyor yani ha. insan Yardım Vakfı olarak. İşte yurt dışına gidip kardeşlerimize yardım etmek istiyorum vesaire. Ee, yani bu, bunlar karşılanabiliyor mu bu kadar istek? Mesela Umuda Koşanlar var işte başka Afrika bazlı da daha çok çalışma yürütenler var. Siz mesela şimdi ona da girelim. İnsan izi derneğinden de bahsedebilirsiniz. Kaç yılında kuruldu? Evet. Yönetimi tamamlandı mı? E, nasıl bir süreç izliyor? Ve size gelen Afrika'ya bizi götür taleplerini karşılayabilecek misiniz? Evet. Ee, öncelikle şeytanın bana yaklaştığı kısımdan bahsedeyim. Benim hayatım gerçekten çok yok Hani ben e, hocam. Bizi kutuplaştırıyorlar ve logolarımızı yarıştırıyorlar. Tamam mı? Logolarımızın hiçbir önemi yok. Giydiklerimizin, baktıklarımızın hiçbir önemi yok. Biz sadece iyiliği yaymak için mücadele ediyoruz. Sen, ben, o, bu, şu. Ama maalesef şeytan bize logoları yarıştırmakla yaklaştırıyor. Evet. Benim e, kendi hem kişisel hayatım hem iş hayatım hem de tüm derneklerde. Ben, hangi dernek çağırırsa çağırsın ben giderim. Umrumda değil. Önemli olan benim bu yolda olma. Yoldan çıkmam değil. Gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Fakat e, yaklaşık bir seneden beri bana çok ciddi derecede talepler geliyor. Afrika'da olduğumu gören, para göndermek isteyen insanlardan tutun da ben de sizle gelmek istiyorum diyen insanlara kadar çok ciddi bir talep var. Fakat son geldiğimiz birkaç ay içerisinde bu artık çok farklı bir taba ulaştı. Yani çok hı hı. Iı, üst düzey bir noktaya ulaştı. Ben de ıı, hep ıı, bunu iyilik temelini oturtturuyorum. Kimliklerimizin, siyasi görüşlerimizin, yakışıklılıklarımızın, ten rengimizin, doğduğumuz coğrafyanın, doğduğumuz memleketin hiçbir önemi yok tek bir amacımız var sadece iyiliği yayanlara bir adım atabilmek. Sadece iyiliği yayanlarda ismimizin geçebilmesi. O yüzden baktık ki insanlar para göndermek istiyor. Bir de bu bizim üzerimize yük oluyor. Afrika'ya gelmek istiyorum diyen insana bana ne ya diyemem ben. Bunun bir hesabı var benim tabii. Benim inandığım dine göre bu bana bir mesaj atıyorsa ben bir hesabım var benim. Yani ben öyle düşünmeye çalışıyorum. Veya al kardeşim 300 lira benim adıma git orada bir yetimin cebine koy veya bir yetimin bayram. Bu da benim için bir vebal. Ama bunu e, şeytana fırsat vermeden resmi bir prosedür üzerinde yapmamız gerekti ve biz İnsan İzi, Uluslararası İnsani Yardım Derneğimizi 2-3 hafta önce evet. dernekler masasına bildirerek, valiliğe bildirerek bir hikayeyi başlatmış olduk. Hikayemizin çok güzel olacağına inanıyoruz. İnşallah. Bu bir aylık süreçte gönüllü olmak isteyen kardeşimizin sayısı 1500. Çok güzel. İçinde profesörlerimiz var, doçentlerimiz var, psikologlarımız var, tarım mühendislerimiz var, doktorlarımız var. Hepsiyle projeler üretiyoruz. Ziraat mühendislerimizle Kalkınma projeleri kapsamında Afrika'nın toprağı, Somali'nin toprağı kardeşim Türkiye'ye getireceğiz. Analizlerimizi yapacağız. Evet. Muz mu yetişecek? Buğday mı yetişecek? Ne yetişecek? Buradan ziraat mühendislerimiz götürecek. Bu böyle yapılır diyecek. Bu böyle daha çok filizlenir. Bu böyle sulanır. Bu böyle mahsul elde edilir. Daha sonrasında biz kalkınan köyler inşa edeceğiz. Doktorlarımızla, şifa masamızla, psikologlarımızla, yetimlerimizle bütün meslek gruplarımızla ilgili inşallah masalar oluşturuyoruz. Daha çok yeniyiz ama bu iyiliği sadece tek şey samimiyet ve iyilik. Hiçbir paramız yok. Evet. Şu an yerimiz yok. Buradan açıklıyoruz. <laughs> Hiçbirinin de bir önemi yok. Makam odalarımızın bir önemi yok. Arabalarımızın bir önemi yok. Sadece bize iyiliği yaymak üzere başvuran tüm kardeşlerimizle beraber... Niyetlendik ve bu niyeti Afrika üzerine kurmadık. Şimdi il başkanlarımızı atayacağız. Çok iyi. İl başkanlarımızla beraber kapı kapı, köy köy inşallah çalışmalara başlayacağız. Nerede bir yetim, nerede bir muhtaç, nerede sesi kısılan birisi varsa onun sesini yükseltmeye niyet ettik. O yüzden bu Afrika'ya, Asya'ya, Orta Doğu'ya uzanan bir hikayenin başlangıcı olmuş olacak inşallah. Evet Rabbim bereketlendirsin inşallah. Ee, yani bu hikayelere bakıyoruz biz de işte ya kuruluş itibariyle aslında geçmişten bugüne çok hikayeleri olan bir kurum. Ee, biz de abilerimizden dinliyoruz mesela işte şu an bulunduğumuz yer genel merkez. Ee, burası yani sadece bir, odasına bir odadan. Bize, yani. Bir odasını <laughs> bize verebilirsiniz. <laughs> yani burası yani ilk yola çıkıldığı zaman sadece bir böyle bir odalı bir yerden ibaretmiş ama... İşte o, o tarihten Hocam, bugüne olmaz. o idlasla, o samimiyetle bugün büyüye kasamızda, büyüye Bugün kasamızda 10 milyon dolar olsun bu samimiyet olmaz. Evet. Hikaye zaten böyle başlamıyor. Bugün yok mu? Biz birkaç telefon açsak veya birkaç bir bağlantı kursak bizim hiçbir sıkıntımız kalmaz. En iyi yerleri de bize verirler. En iyi yani par maddi sıkıntı da çekmeyiz. Anında çok güzel bağışlar da gelir hiçbir önemi yok çünkü bu dava böyle yürümüyor. Bugün sizler de şahit oluyorsunuzdur. XXXX kişiler veya XX zihniyetli insanlar paralar aktararak çeşitli ideolojilerini devam ettirmek için vakıflar, dernekler kuruluyor. Milyon dolarlar harcıyor. 3 yıl, 5 yıl içerisinde devam etmiyor, bitiyor niye? Çünkü o bir dava adamı değil. O maaşlı bir personel. Maaşlı bir personel istemiyoruz. Biz sadece gelen makbuzları inceliyorum. Gelen paraları şimdi Arakan'daki Bangladeş mülteci kamplarındaki yangın için evet. bağış topluyoruz. 5 TL gönderen var. 13 TL gönderen var. Abi bursumdan kalan 7,5 TL deyip not gönderen kardeşim var benim. Bu samimiyet olduğu sürece evet. rakamların bir önemi yok. Eğer rakamların bir önemi, mekanların bir önemi olsaydı... ...bugün bereket diye bir kavram olmazdı. Evet. O yüzden... E, ...dava ve... E, ...bir şeyin... ...uzun vadeli olabilmesi için... ...iyiliği yayanlar kısmında... Evet. ...samimiyet... ...ve imkansızlık olması lazım. Çaba orada. Yoksa bugün... ...beş yıldızlı otellerde... E, ...çok güzel binalarda... ...hiçbir sıkıntısı olmayan bir çalışma... ...yaptığımız zaman... E, çok kolay olur işimiz. Belki 3 yıl sonra biz de öyle olacağız. Maddi olarak hiçbir sıkıntımız olmayacak. Ama bu yollardan geçmemiz lazım Tabii. ki geldiğimiz yeri unutmayalım ve samimiyet unutmayalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Son ediyorum. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şey varsa onu da alabiliriz. İlk televizyon programımızı <laughs> sizlere konuk olarak gerçekleştirdik. Biz sadece düşünelim diyoruz sadece düşünelim. İnsan düşündüğü zaman şöyle bir söz diyordu İsmet Özel dün paylaştım. Diyor ki eğer kendinle mutlu olamıyorsan hiç kimseyle mutlu olamaz. Evet. Biz arkadaşlarımızla yalnız kalamadığımız zaman arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Kendimizi farklı bir noktalara alıyoruz. Aslında bu hikaye kendimizden kaçtığımızda kendimizden kaçtığımızdan dolayı bazı şeylerle yüzleşmek, bazı şeylerle oturup konuşmak istemiyoruz. Kendimizle oturup konuşsak eskilerden bahsetmeyeceğiz, yeni hikayelerden bahsedeceğiz, yeni hikayelere adım atacağız. O yüzden hepimiz iyiliği yaymak için gelin diyorum mücadele edelim. Bu iyilik çok güzel bir şekilde hem ruhlarımızı doyursun, hem dünyamızı güzelleştirsin ve hani bedenen öleceğiz zaten öldüğümüzü hiç anlamayacağız. Rüyada olduğumuz gibi. Sadece yaratıcıya çıktığımız zaman bu dünyada 60 yıl, 70 yıl, 10 yıl, 20 yıl yaşadık. Ben bunları yapabildim. Benim samimiyetim, evet. gücüm buna yetebildi deyip anlamlı birkaç hikaye yaratabilmek uğruna mücadele etmek diyorum. Evet, e, tekrardan katılımınız için çok ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, çok Rabbim sağ olun. inşallah derneğinizin çalışmalarını da bereketlendirsin. İnşallah, e, Dediğiniz gibi biz de e, ilk programa davet etmiş olduk sizi. Evet. E, i̇nşallah faaliyetler devam ederken i̇nşallah. başka yayınlara da katılmış i̇nşallah. olursunuz. İnşallah, çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Evet arkadaşlar, İyiliği Yayanlar programımızın ikinci bölümünü İnsan İzi Derneği Başkanı Umut Sarıkaya ile gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümümüzde yine çok değerli bir konuğumuz olacak. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.